Tarih videolarında bugüne kadar pek çok kez bahsettiğim komünizmle ilgili bir video yapmam gerekir diye düşündüm. Çünkü size iyi bir tanımını ya da açık açık seçik bir tarifini vermemiştim bugüne kadar. Komünizmi anlamak için size bir şema çizeceğim. Bir şema çizmeye çalışacağım. Şimdi şemaya kapitalizmle başlıyorum. Bu gerçekten sadece kısa bir özet olacak. Yani aslında anlattıklarım üzerine koskoca doktora tezleri yapan insanlar var, koskoca kitaplar yazan insanlar var. Biz burada kısa bir özet yapmaya çalışacağız. Lütfen bunu unutmayın. Kapitalizmden başlıyorum ve bu şemamız sosyalizmle devam ediyor, son olarak da komünizme geçiyor. Modern komünizmin yorumları Karl Marx ve Vladimir Lenin'in eseridir. Karl Marx Alman bir filozoftu. 1800'lerde yaşadı. Komünist manifesto ve diğer yazılarıyla birlikte komünizmin felsefi temelini atmıştır diyebiliriz. Ve bolşevik devletinin lideri Vladimir Lenin Sovyetler Birliği'ni kuran kişiydi. Marx'ın fikirlerini somut hale getiren ilk kişi Vladimir Lenin'di diyebiliriz. Bugün komünist dediğimiz ülkeler aslında Lenin'in çizdiği yolu takip edenlerdir. Bu konuya daha sonra döneceğim. Önce bu ideolojiler arasındaki felsefi farkları ve birinden diğerine nasıl geçiş yapacağımızı konuşalım. Yani aslında bu çizdiğim şema üzerinde nasıl bir hareket öngörüyor komünist ideoloji? Karl Marx, komünizmi bir çeşit ilerleme olarak görüyordu. Bu çizgiyi bir çeşit ilerleme çizgisi olarak düşünün yani. Kapitalizmden sosyalizme ve nihayet komünizme geçiş. Marx'a göre kapitalizm şöyle bir şey. En azından bu kısmının doğru olduğunu söyleyebilirim. Özel mülkünüz var. Tamam mı? Bununla başlıyoruz. Özel bir mülkünüz var. Size ait bir toprak var. Kapitalizmin en temel esası budur. Özel mülkiyet. Yani bugün çoğumuzun içinde yaşadığı dünya gibi. Kapitalizmde Marx'ın bulduğu sorun şuydu. Marx'a göre özel mülkiyet olduğunda sermaye biriktirmeye başlayan insanlar, sermaye diyoruz ama bu para illa para olmak zorunda değil. Toprak da olabilir, fabrikalar da olabilir, herhangi bir doğal kaynak olabilir. Yani bunlardan bir şekilde sermayeyi biraz biriktirmeye başlayan insanlar Durun şöyle bir şema ile anlatayım. Diyelim adamın birinin biraz sermayesi olsun tamam mı? Bu sermaye bir fabrikada olabilir toprakta. Sermaye diye yazıyorum. Diyelim ki bu sermaye toprak olsun. Ama bu toprağı var birinin tarlası, büyük bir arazisi. Yani biri birazcık toprak kazanmaya başlıyor. Geri kalan herkesten fazla toprak kazanıyor. Arazisi diğer herkesten daha büyük hale gelmeye başlıyor. Öyle diyelim. Başka insanların da olduğunu düşünün burada. Bu insanların toprağı yok fakat toprak onların asli ihtiyaçları. Tüm toprakta bu sermayeyi biriktirmiş adamın olduğu için mecburen onun toprağında çalışmak zorundalar. Mecburen bu adamın toprağında çalışıyorlar. Ve Marx'ın bakış açısına göre eğer tüm bu emekçilerin yeterli sermayesi yoksa malın tümü bu adamın olduğu için böylece bu adam emekçileri düşük bir ücretle çalıştırabilir. Ve eğer bu işten iyi kar ederlerse sadece toprak sahibi bundan faydalanır. Çünkü emekçilerin maaşlarını arttırmaz. Onları düşük ücretle çalıştırmaya devam eder ve karın hepsini kendine alır. Sebebi şudur. Çalışmak isteyen birçok kişi varken çalışılabilecek yer sayısı kısıtlıdır diyebiliriz en azından. Çünkü günümüzde şöyle şeyler de görebiliyoruz. Aksi yönde rekabet de olabiliyor. Yani şöyle bir tabloyla karşılaşabiliyoruz. E, yeterli sermayesi olan birçok insan var ve yine birçok emekçi de var ve emekçileri çalıştırmak için bu sermaye sahipleri arasında bir rekabet de gelişebiliyor. Belki böylece emekçilerin maaşı yükselebilir ve kendi sermayelerini biriktirebilirler. Sonra kendi küçük işlerini kurabilirler, kendi küçük topraklarına sahip olabilirler. Marksı savunmak adına veya dediğim gibi savunmaktan ziyade Marksın felsefesini daha iyi anlatmak adına şunu söyleyebilirim ki şu yönden haklıydı aslında. 19. yüzyılın sonunda olan şey aslında tam da böyleydi. Özellikle de sanayi devrimi sebebiyle. Yani büyük sermaye sahipleri vardı ve onlar düşük ücretle işçileri çalıştırabiliyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile Mark Twain'in bahsettiği bir yaldızlı dönem var. Devasa sermaye biriktiren bu sanayiciler gerçekten emekçilere kıyasla çok büyük avantajlar elde ediyordu. Bu yüzden Marx diyor ki bakın eğer avantaj tüm sermayenin sahibi olan adamlardaysa veya adamdaysa ve bu düzen kar getirirse bu adam ortaya çıkan karı tek başına elinde tutacak. Çünkü bu emekçilerin maaşını düşük tutma e, gücüne sahip bu kişi. Böylece elinde sermaye olan adam daha çok sermayeye sahip olacak ama emekçiler e, onların kazancı hiçbir şekilde artmayacak ve neticede daha çok sermayesi olan daha avantajlı bir konuma geç gelecek. Tüm bu insanları çok düşük bir bedelle çalıştırabilecek. Bu yüzden çalışanlar kendileri için sermaye biriktiremeyecekler. Marx'a göre doğal olan ilerleme bu insanların örgütlenmeye başlamasıdır. Yani ne yapacak bu insanlar o zaman? Sendikalarda örgütlenmeye başlayabilirler, değil mi? Bu sayede toprak ya da fabrika sahiplerine hep beraber "Hayır, biz çalışmıyoruz." ya da "Maaşlarımızı arttırmazsan" veya çalışma koşullarımızı iyileştirmezsen grev yaparız diyebilirler. İşte bu sendikalaşma olayını konuşmaya başladığımız anda sosyalizme geçiş için bir adım atılmış demektir. Sosyalizme giden yoldaki bir başka adım da Marx'ın pek sevmediği sermaye yoğunlaşmasıdır. Daha doğrusu sosyalistlerin genel olarak sevmediği bu sermaye yoğunlaşması şu gerçeği de içeriyor. Elinizde sadece tüm bu serveti birikmiş insanlar yok. Belki de sermaye biriktirebilmelerinin sebebi yenilikçi olmaları, toprağı iyi idare etmeleri gibi şeyler. Yine de Marksistler sermayedarların hakkını teslim etmezler. Belki de bu tarz bir işletmeyi yönetmekte çok becerikliler ve bu yüzden kar ediyorlar değil mi? Fakat burada ortaya çıkan bir başka sorun bu servetin çocuklarına devredilecek olması. Yani sadece servetin o anki sahiplerinden bahsetmiyoruz. Özel mülkle ilgili şöyle bir durum var. Servet bazen babadan oğla ya da ebeveyninden çocuklarına geçebiliyor ve geçiyor. Yani herhangi bir liyakat gözetilmiyor. Gerçekten özel mülkün temeli bu miras kalan servet kuralıdır ve bu aslında sorunlu bir şey biliyorsunuz. Fransız Devrimi'ni hatırlarsanız Avrupa'da olan şey tam olarak da böyle bir şeydi. Nesilden nesile aktarılan soylular sınıfı vardı. Nesillerin kabiliyeti olduğu dikkate alınmaksızın hepsinin elinde çok fazla servet oluyordu. Yani bu insanlar kabiliyetli mi değil mi bunun çok önemi yoktu. Onlara babalarından, atalarından kalma servetleri vardı. Her şey de temelde bu servetin kontrolünde oluyordu, bunun etrafında dönüyordu. Diğer taraftan hiçbir serveti olmayan bir takım insanlar bu insanlar için, servet sahipleri için çalışmak zorundaydı. İşte bu kadar büyük bir maddi eşitsizlik sonucunda Fransız devrimi gibi bir devrime yol açtı. Sosyalizme gitmek için bir başka şart da biriktirilmiş servetin yeniden dağıtılmasıdır. Yeniden dağılım. Şuraya yazıyorum. Yeniden dağılım. Servetin yeniden dağılımı bu önemli bir meseledir. Yani sosyalizmde de özel mülkiyet var fakat devlet çok daha büyük bir rol oynuyor burada. Onu da hemen yazalım. Daha büyük devlet. Devletin üstlendiği bu rollerden biri de serveti yeniden dağıtmak. Devlet ayrıca üretim faktörlerini de kontrol etmeye başlıyor. Kamu kuruluşları ya da önemli işler yapan büyük fabrikalardan bazıları, büyük fabrikalardan bazıları aniden devletin eline geçmeye başlayacak ya da komünistlerin deyimiyle halkın olacak. Ve yeniden dağıtım böylece devam ettikçe teorik olarak büyük miktarda servet birkaç kişinin elinde olmayacak. Tüm bu düşüncelerin doğal sonucu ise teorik komünist devlet ve bu teorik komünist devlet sınıfsız bir toplumdur. Ayrıca Marx'ın bakış açısından bakarsak hayal etmek biraz zor gelebilir size ama aynı zamanda devletsiz bir toplumdur. Sınıfsız ve devletsiz bir toplum. Yani kapitalizmde kesinlikle sınıflar var. Sermayesi olanlar sınıfı ve emekçiler sınıfı. Yani kapitalistler sınıfı ve emekçiler sınıfı. Ve bunlar bir şekilde birbirlerinden farklılar. Karl Marx gerçekten de emekçilerin bu düzenden sıyrılıp kendi sermayelerini biriktirdiği, hatta belki de kendi işlerini kurdukları bir dünyayı öngöremedi. O farklı bir şey tahayyül ediyordu. Bu gerilimin er ya da geç sosyalizmle, merkezi, sınıfsız bir toplumla neticeleneceğini düşündü. Detaylara da çok girmedi zaten. Yani bir bakıma şöyle bir şey olacaktı. Herkes eşit olacaktı, toplumdaki herkesin her şey üzerinde eşit mülkiyeti olacaktı ve toplum bir şekilde her şeyi doğru şekilde paylaşmayı kendi kendine çözecekti. Tüm bunlar devlet olmadan gerçekleşecekti. Bundan daha zoruysa e, bunları soyut olarak düşünmek. Karl Marx'ın düşünceleri Lenin ortaya çıkana kadar hiçbir zaman somutlaşamamıştı. Yani komünizmin mevcut yorumuna çoğumuzun komünist olarak gördüğü şeye bazen marksist leninist devlet de denir. Marksist leninist devlet. Bu kavramlar bazen birbirleri yerine de kullanılabilirler. Bazen birbirleriyle karıştırıldıkları da olur. Marksizm nihai olarak herkesin eşit olduğu bir dünyaya gideceğimizi söyleyen bir ütopya'dır. Herkesin istediğini yaptığı bir dünya, her şeyin bolluğunun yaşandığı bir yer sanki biraz uzay yolunda herkesin istediği şeyi elde etmesine yarayan replikatörleri anlatır gibi oldu değil mi? Yani günün bir bölümünde boya yapmak istiyorsan mesela bunu yapabiliyorsun ama sadece bir boyacı olmuyorsun. Aynı zamanda istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Yani epey ütopik bir şey aslında. Hemen bunu da yazayım. Yani marksizm, safi marksizm bir çeşit ütopik toplumdur. Eğer ütopik ne demek bilmiyorsanız, e, ütopya bir çeşit mükemmel toplum düzenidir sınıfların olmadığı, herkesin eşit olduğu, herkesin zenginlik içinde başka başka tatmin edici yaşamlar sürdü. Ve Ütopya gerçek dışı olarak görülür. Kötü tarafından bakacak olursanız eğer Ütopya'ya hiç ulaşabilecek miyiz bilmiyorum. Kim bilebilir ki? Ya yani aslında çok da olumsuz düşünmek istemiyorum. Belki de bir gün Ütopya'ya ulaşacağız. Neyse konumuz bu değil. Leninizm, komünizmin daha uygulamalı bir kısmıdır. Böyle diyebiliriz yani. Uygulamalı komünizmdir diyebiliriz. Çünkü 1917'de Bolşevik Devrimi'nden sonra Rus İmparatorluğu'nda Sovyetler Birliği kuruldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, SSCB. Komünizmin bu fikirleri temelinde bir devlet idare etmeleri, hükümet kurmaları gerekiyordu. Leninist düşüncede, ki burada demokrasiyle çelişmeye başlıyor, Leninist düşüncede Lenin'in öncü parti diye adlandırdığı bir parti sistemi var. Öncü bir yürüyüşe kılavuz edip yol gösterene denir. Bu öncü parti de bir çeşit sürekli devrim hali yaratıyor ve işi de topluma yol göstermek. Neredeyse toplumun ana babası diyebiliriz. Toplumu kapitalizmden alıp sosyalizm üzerinden ideal düzen komünizme götürüyor. Ve ne zaman ideal düzen komünizme ulaşıldığını anlamaksa oldukça zor. Yani leninist devlette olan şey çoğu zaman komünist parti diye adlandırılan bu öncü partinin sürekli devrim halinde İnsanları geleceğe hazırlıyoruz demesi ve insanları geleceğe taşıması. Ama bu geleceğin tam olarak ne olduğu açık değil. Yani ekonomik alanda olan bitenin ötesinde Marksist Leninist denince bu parti sistemi halkın iyiliği için hareket edeceği umulan tek ve egemen bir parti sistemi anlaşılmalıdır. Yani halkın çıkarı için çalışan bu tek egemen komünist parti ama tabii burada işin kötü yanı şu. Bu insanların gerçekten halkın çıkarlarına göre hareket ettiğini nereden bileceğiz? Ya da gerçekten bu işin ehli olduklarını nereden bileceğiz? Eğer kaynaklar yanlış dağıtılıyorsa buna karşı bir şey yapmak için ne gibi yollar var mesela? Ya da bir bozulma, çürüme varsa eğer tek partili sistemlerde ya da durun size şöyle açıklayayım. Bildiğiniz gibi şu an mevcut en büyük komünist devlet Çin Halk Cumhuriyeti. Komünist Parti tarafından yönetilmesine rağmen ekonomik anlamda artık o kadar da komünist değil. Kafa karıştırabilir biliyorum. Bu yüzden bir skala çizmek istiyorum. Şimdi dikey eksene demokratikliği koyuyorum. Demokratik. Ve yukarısında da otoriteryenizm, otoriteryenizm ya da totaliteryenizm, totaliterlik diyebiliriz. Neyse totaliterlik yazıyorum. Yo vazgeçtim. Otoriter yazacağım. E bu fark üzerine de daha sonra bir video yapacağım. Totaliteryanizm ile otoriteryanizm birbirine benzer fakat totaliterlik otoriterliğin en uç noktasıdır. Böyle düşünün. Totaliter bir rejimde devlet her şeyi kontrol eder. Ve her şeyi kontrol eden yalnızca birkaç kişidir. Epeyce demokratik olmayan bir düzen yani. Otoriteryenizm ise arada bir şey. Ve bu eksende kapitalizm, sosyalizm ve komünizm var. Yani yatay eksene de kapitalizm, sosyalizm ve komünizmi koyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünelim. Amerika'yı burada bir yere koyacağım. Amerika burada bir yerde çok az sosyalist öğeleri var. Sendikalar var mesela her şeyi kontrol etmiyorlar ama sendikalar var. Aynı zamanda sendika dışında çalışanlar da var. Yeniden dağıtım unsurları var. Miras vergisi var. Bir takım unsurlar bunlar. Yani demek istediğim aşırı bir yeniden dağıtım değil. Özel mülkünüzü miras bırakabiliyorsunuz mesela. Yoksullara özel sosyal güvenlik var. Medicare, Medicaid gibi programlar var. Sosyal yardımlar var. Yani bir takım sosyalist unsurlar var diyebiliriz. Fakat aynı zamanda çok köklü bir kapitalizm tarihi var. Özel mülkiyet, derin piyasalar. Sonuç olarak Amerika'yı buraya koyuyorum. Sovyetleri, şimdiki Rusya değil, şuraya koyuyorum. Sovyetler varken buradaydı. Sovyetler Birliği'ni şuraya bir yere koyuyorum. İşte bu Sovyetler Birliği SSCB. Şimdiki Rusya devletini ise buraya koyuyorum. Şimdiki Rusya ise buralarda bir yerlerde. Çünkü yoksullara yönelik daha az sosyal güvenlik önlemleri var. Ekonomileri bu yüzden kafayı yiyebilir diyebiliriz. Amerika gibi yerlere göre daha fazla maddi eşitsizlik var. Ve bu da şimdiki Rusya. Ve belki de en ilginci Çin Halk Cumhuriyeti. Şimdiki Çin Halk Cumhuriyeti. En azından görünürde komünist bir devlet fakat bazı yönlerden Amerika'dan daha kapitalist. Yeniden dağıtıma yönelik güçlü politikaları yok. Sosyal güvenlik de yok. Yani Çin'e ait bazı unsurları şuraya koyabilirim. Sol tarafa daha yakın. Hem Amerika'dan hem de şimdiki Rusya'dan daha az demokratik. Her ne kadar bazı insanlar Rusya neyse buna fazla girmeyeyim. Şimdiki Çin şuralarda bir yerde çizilebilir. Fakat belki de Amerika'dan biraz daha kapitalist denebilir. Gerçekten de işçi haklarını koruyan kanunları falan yok. Fakat diğer taraftan birçok kamu mülkü var ve devletin denetiminde olan birçok şey var. Yani bir açıdan bu noktayla bu nokta arasında gidip geliyor. Evet Çin burada. Komünist bir devlet denmesine rağmen bazı konularda kapitalizmleriyle övünen birçok ülkeden daha kapitalist. Ama başka birçok konuda özellikle kamu mülkiyeti ve devlet denetimi, tek egemen parti sistemi gibi konularda adeta Leninist. Fakat daha az Marksist olan bir sistem. Bu yüzden biraz daha komünist taraftalar yani. Umarım Bazen kafa karıştıran bu konuya açıklık getirebilmişimdir.